Biz gerekiyorsa şu mücadeleyi verirken eğer benim emir komuta merkezim bana papaz elbisesi giyeceksin diyorsa papaz elbisesini giyer, bu şekilde gider görevimi yapar. Papaz elbisesini giyer, bu şekilde gider görevimi yapar. Papaz elbisesini giyer, bu şekilde gider görevimi yapar. Niye? Çünkü bizim mücadelemiz sıradan bir mücadele değildi onun. Dünyanın birçok yerinde misyon dernekleri var. Misyoner. Misyon dernekleri ne demek? Dünyadaki misyonerleri parasal olarak destekleyen dernekler var. Amerika'da, Belçika'da, Norveç'te bu derneklerin büyük çaplı olan yerler. Buradan bir para akışı sağlanıyor. Ama o kadar yüksek miktardaki para akışları sağlandığı zaman... Nakit mi geliyor para yoksa? Bankalar aracılığıyla geliyor. Çünkü Andrea Brunson bir kilise olarak, yani yardımlaşma derneği. Ha, dernek olarak. Yani, tabii, dernek adı altında olduğu için yani biz Türkiye'deki Suriyelilere yardım ediyoruz bu paraya. Bu parayla diyerek. Evet. Ama gerçekten öyle miydi? Yani baktığımız zaman, yani bugün Andrea Brunson Sur'da olsun, Güneydoğu'da gerçekten Suriyelilerin yanına gidiyordu. Evet, yani onlara bir destek oluyordu. Ama gerçekten bu paranın büyük bir kısmı mıydı? Hayır. Desteklenir. İki tane resim çekilir. Olay biter. Paranın büyük kısmı... Nereye gidiyordu? Paranın büyük kısmı oradaki bazı şey kişisel şahıslara aktarılıyordu. Kim bu şahıslar? Ne iş yapıyorlar? Ya bu şahıslar yani bölücüler. Yani bölücüler yani para diye... terör örgütüne mi gidiyordu nakit olarak? Evet, tabii ki. Çok önemli bir iddia. Yani evet. Şunu söylüyorsun, diyorsunuz ki çeşitli misyonerlik faaliyetleri için gelen paraların bir kısmı yardım adı altında verilip daha sonra bu paralar terör örgütüne gidiyordu. Evet. Yani PKK'ya gidiyordu. Evet. Andrea Brunson'un görevi PKK'ya militan göndermek asla olamazdı. Çünkü Andrea Brunson o kadar küçük bir insan değil. PKK'ya militan göndermek, militan toplamak, yani onu bir muhtar bile yapabilir, köydeki bir muhtar bile yapabilir. Andrea Brunson'un ana görevlerinden bir tanesi beyin takımı yetiştirmek. Emir verebileceği ve emirleri tamamen yerine getirebilecek insanlar bulan beyin takımları yetiştirmekti Andrea'nın görevi. Yani beyin takımlarını zaten bugün Kobani'ye, Kamışlı'ya, Afrin'e gönderdiği insanlar, oraya git ve eline bir silah al ve iki ay sonra öl dediği insanlar değildi. Öyle mi? Evet. Onlar beyin takımı olarak kullanıldığı insanlardı. Andrea Brunson'un görevi o yüzden üstün bir görev. Böyle insanları burada yetiştirdin mi? Gönderdin mi? Yani? Tabii ki, tabii ki. Yani devamlı olarak bir o bölgelere yetiştirip gönderme olayları. Tabii ki orada Kürtlerin de işine geliyordu. Neden işine geliyor? Adam aç, evsiz, kimsesiz ve kaybedecek hiçbir şey yok ve savaşa alışkın. Ve tamamıyla kendini ona, onun himayesine verebiliyor. Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. Pastor Andrew Brunson is an American citizen who's lived in Turkey for more than two decades, raising his family there, sharing the gospel of Jesus Christ faithfully in his ministry. In 2016, Pastor Brunson was arrested by Turkish authorities as part of a massive crackdown following a failed coup attempt. Pastor Brunson was imprisoned without being charged for more than a year. And when the Turkish government finally indicted him, they accused him allegedly of dividing and separating Turkey by simply spreading his Christian faith. Pastor Andrew Brunson is an innocent man. There is no credible evidence against him. Our entire administration has worked tirelessly to secure Pastor Brunson's release. Yesterday, Turkey released Pastor Brunson from prison, only to place him under house arrest. This is a welcome first step, but it is not good enough. And to President Erdogan and the Turkish government, I have a message on behalf of the President of the United States of America. Release Pastor Andrew Brunson now, or be prepared to face the consequences.
If Turkey does not take immediate action to free this innocent man of faith and send him home to America, the United States will impose significant sanctions on Turkey until Pastor Andrew Brunson is free. Saat 18'e kadar yarın akşam göndereceksiniz. Burası çatladı kapı ülkesi mi ya? Burası Türkiye, Türkiye. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Biz besleme değil, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye'yiz. Biz mazisi asırlara sari bir ülkeyiz. Bugün Amerika 300 yıllık bir ülke. Biz şöyle geçmişe bir baktığımızda evet, değerli kardeşlerim, 6 asrı vali bir ülke olmuş vaziyetteyiz. Bizim böyle bir mazimiz var. We brought home hostages from North Korea, including an American pastor. And we're fighting to release Pastor Brunson from Turkey. And we've made great progress. Terör örgütleriyle karanlık ilişkileri sebebiyle yargılanan bir rahibi bahane ederek ülkemize yaptırımlar uygulamaya kalkan bu çarpık anlayış da diplomasinin ve hukukun sınırları içinde mücadele etmekte kararlıyız. Türkiye'yi demokratik bir hukuk devleti gibi değil de bir kabile toplumu gibi gören bu zihniyete karşı ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu ve onurunu korumak bizim en başta gelen görevimiz. I'm really proud to report that earlier today we secured the release of Pastor Andrew Brunson from Turkey. Hepsini verdik. Ondan sonra bizden kalkıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle işte filanca papazı bize verin. Bir papaz da sizde var, siz onu bize verin, biz de size onu yapalım yargıda şeyini size verelim. Ya onu karıştırma. Ne demek? Sizde yargı var, bizde yargı yok mu? Kaldı ki bizdeki yargılanıyor, sizdeki yargılanmıyor. Pensilvanya'da bir kaşhanede yaşıyor. Sizin vermeniz çok daha rahat, hemen verebilirsiniz. Yürekliliğimizi her yerde göstereceğiz. Eğer Türk yargısı bu büyük sınavda tahliye kararı filan verirse korkunç bir durum ortaya çıkacak. Nedir bu durum? Amerika Birleşik Devletleri denen o haydut kahpe devlet hem Fethullah Gülen denen o şerefsizi vermemiş olacak hem de bir ajanını da buradan almış götürmüş kurtarmış olacak. Vermehteri titresin kalpler, Türk yargısı büyük sınavda. Ayrıca bu krizin de bitmesini istemiyor, tırmandırıyor gibiler. Her mahkeme öncesinde Dışişleri Bakanı Pompeo, Trump ya da oradaki başka bir başkan yardımcısı filan bırakılmasını bekliyoruz. Büyük bir adım bekliyoruz filan gibi açıklamalar yapıyorlar. Yani Türk yargısını sanki onlar idare ediyormuş gibi bir durum da oluşturmaya çalışıyorlar. He's going to be in great shape and then he's coming to Washington DC tomorrow and we'll say hello to him. Bu oyun önümüze geldiğinde biz ölürüz de böyle bir istiskale, aşağılanmaya rıza gösteremeyiz dedik. Tehdit ediyor ya. Saat 18'e kadar yarın akşam göndereceksiniz. Burası çatladı kapı ülkesi mi ya? Burası Türkiye, Türkiye. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Biz besleme değil, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye'yiz.
Biz Türkiye'yi seviyoruz, hep sevdik, hep seveceğiz. Türkiye'yi seviyoruz. Bunlara rağmen. He's, I think, in good shape. He'll be stopping most likely in Germany for a full checkup. And then he's going to be coming to the Oval Office, most likely on Saturday. But we're very honored to have him back with us. He suffered greatly, but we're very appreciative to a lot of people, a lot of people. So Pastor Brunson's in the air, heading to Germany, and then coming to the U.S. He'll be landing on Saturday, most likely Saturday in D.C. Lord God, I ask that you pour out your Holy Spirit on President Trump, that you give him supernatural wisdom to accomplish all the plans you have for this country and for him. I ask that you give him wisdom in how to lead this country into righteousness. I ask that you give him perseverance and endurance and courage to stand for truth. I ask that you protect him from slander, from enemies, from those who would undermine. I ask that you make him a great blessing to this country. Fill him with your wisdom and strength and perseverance. And we bless him. May he be a great blessing to our country. In Jesus' name, we bless you. Amen. And I just want to pray that the Spirit of the Lord would rest on the President, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and fear of the Lord. Amen. Şöyle bir şey, ben Erdoğan günah çıkaracak, hatalarını kabul et. Ben bugüne kadar Erdoğan'ın aldatılmışız dışında hiçbir hatasını kabul ettiğini duymadım. Evet. Bir kere Cuma günü sıklıkla her gün duyacaksınız. Cuma günü her saat duyacaksınız. Türkiye bir hukuk devletidir. Niye? Mahkemeler bağımsızdır. Niye? 12 Ekim Brunson kararı serbest kalacak mı? İddia olsa ben kalacağı basarım paramı. Girelim iddiaya. Efendim? Girelim. Siz kalmayacak mı diyorsunuz? Siz kalacak da ısrarcıysanız kalmayacak derim. Param olsa evet. Serbest bırakılacağını. Şöyle mahkum edilecek, öyle serbest bırakılacak. Ha, tahliye edecekler. Yani beşlere verdin evet. Diyecek, yaptığına sayıyorum evet. Diyecek. Sen de temize gitme. Bir uçağa şükran gününü Kasım'da evet. Hindi'yi Amerika'da yersin diyecekler adama. Ben öyle tahmin ediyorum. Dolayısıyla Türkiye bir hukuk devletidir masalını bırak. Bak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Sanırım ABD umarım anlamıştır. Yani öyle baskıyla vesaire diğer yöntemlerle Türkiye'den bir netice alınmaz. Bağımsız yargıya bırakacaklar. Yargı ne karar verirse ona da hepimizin uyması gerekir. Ve Türkiye'nin kendi yolunda gitmesini, kurumların kendi kararlarını vermesi konusundaki, kendi takvimlerine uyması konusundaki iradelerinin korunması şeklinde bir tutum aldığı ortadadır. Şimdi gelinen aşamada yargısal akış tamamlandı. En azından şu safhada tamamlandı ve suçu sabit görülerek belli oranda bir ceza verildi bu şahsa. Daha sonra da yattığı süreye sayılarak tahliye edildi. Gelinen noktada karşı tarafta bunu işte temize götüreceğini söyledi. Dolayısıyla bu safhada yargısal akış tamamlandı ama diğer aşamalar devam edecek. Peki burada bu ortaya çıkan eleştirilerin ortak noktası nedir? Bir dayatma söz konusu olduğu ve bu dayatma neticesinde serbest bırakıldığı şeklindedir. Şimdi tabii bu sürecin iyi takip edilmemesinden kaynaklanan bir yaklaşım. Ta başından beri dikkat ederseniz o ilk açıklamaların yapıldığı günlerde, Amerikan Başkanlığı'nın ve Başkan Yardımcısının açıklamasının yapıldığı günlerde gün ve saat vererek Türkiye'yi hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimiz bir dille hükümeti tehdit etmeye kalkışarak, haddini aşarak bu şekilde yaklaşımlar ortaya konulduğunda bunların hiçbirine prim verilmedi. Bu dayatmalar neticesinde bu karar ortaya çıktı diyenlerin dikkat etmesi gereken şey şudur. O tweetler atıldığı zaman, o açıklamalar yapıldığı zaman Türkiye'yi birileri haddini aşan bir biçimde tehdit etmeye kalktığı zaman bunların hiçbirine Türkiye tarafından, Cumhurbaşkanımız tarafından bir prim verilmedi.
bu ciddiye alınmadı ve bunlara, bu dayatmalara karşı hiçbir şekilde Türkiye'nin bu dayatmalar doğrultusunda bir adım atmayacağı açık ve net bir şekilde söylendi. Tabii bunlar, bu yabancıların Türkiye'de yargılanmasıyla ilgili konuların Türkiye'de uzun bir tarihi vardır. Bu vesileyle geçmişte nasıl davranılmış, bugün nasıl davranılmıştır? Bunun bir mukayesesi için bazı arkadaşlarımızın belli çalışmalar yapmasında, hafıza tazelemelerine gitmesinde fayda vardır. Çok ilginçtir. Geçmişte Türkiye'de Amerikan vatandaşlarının yargılanması söz konusu olduğunda ya da yabancıların yargılanması söz konusu olduğunda, geçmişte çeşitli hükümetler döneminde, Cumhuriyet döneminde alınan tavırlar çok ilginçtir. Burada onun ayrıntısına... Trump, sen kendini ne zannediyorsun? Daha avradının elini tutamıyorsun. Biz ki 15 Temmuz'da tankın önüne yatıp F-16'ya çekiş salladık. Bizi açlıkla tehdit edersen ancak bizi güldürürsün. Elinden geleni ardına koymaman. Reisin emriyle senin iPhone'un başına bak neler geliyor. Biz ancak bu meydandan şehit olur çekiliriz. Ölüm yok bizim için. iPhone'larımızı alayım gerekir sizin. Bu senin üretmiş olduğun iPhone. Bak başına neler geliyor. Darbe nasıl yapılır? Gör. Bu reis için. Allah'a emanet. Bu Abdülhamit Gül için. Allah'a emanet. Bu Süleyman Soylu için. Allah'a emanet. Bu vatan için. Allah'a emanet. Bu da Türk bayrağı için. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Darbe hız gelir bize. Hayır, ya Allah!